Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. bu de kahve falı Instagram hesabına bana ulaşım sağlayabilirsiniz. E, aşağıda telefon linki paylaşıyorum. Oradan da bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Yani ben kapatmadan önce fincanı izleyecek olan herkesin gönlünden geçirdiği tüm güzellikleri yaşamasını temenni ederek kapatıyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim. Fincanımda gördüklerim arkadaşlar. Bakalım bir fincan bugün mesaj olarak neler söyleyecek bizlere. Şimdi tabii ki de geçmiş tarafından başlıyorum. Bu benim her zamanki açma stilimdir biliyorsunuz ki. Bir falda geçmiş görsel var ise bize bugünümüze dair bir mesajdır. Ders çıkartmamız gerekiyordur, unutamamışızdır ya da geçmişteki yaşadıklarımızdan dolayı bugün bunu yaşıyoruzdur. Şimdi kocaman bir göz var tam olarak tabağın tam ortasında fincanım pardon. Şimdi göz olduğu zamanlarda ben sadece hane olarak nazar değebilme potansiyeli yüksek bir aile olarak değerlendiriyorum. Nazarınız var bir şeyler aksi gider önlem alın diye değerlendiriyorum. yıldızınız düşüktür yaptığınız başarılarda hemen göze gelir ve nazar alır başınız ağrır diye değerlendiriyorum. Bunun dışında ekstra yazanlar olmuştu bir göz ile alakalı olarak ben herhangi bir şey yapmıyorum benim burada size rehberlik etmem dışında bir yetimde yok zaten gözü patlatmak olarak değerlendirmişti bir arkadaşımız öyle nasıl yapılıyor ben onu bilmiyorum da en azından ben de işte iş işte böyle ilerliyor gözü görmüşken bu açıklamayı da yapmak istedim İki kişi karşılıklı geçmişte 1 2 3 4 bakın hatta 5. kez de devam edilecek ama bunların iki tanesi sizin çok gönülden istediğiniz bir dileğiniz yani onu yapsam ya şu yola gitsem. Bunu yapsam ya şuraya gitsem dediğiniz iki dileğiniz var. Bunlardan bir tanesi karşılıklı konuştuğunuz biriyle görüşmeye haliniz var. Hayatınızda biri var mı yok mu bu şekilde değerlendiriyor değilim. Burada bir ikilem var. İki kişi konuşuyor. İki tane dileğiniz var. Bunun için çaba harcamışsınız. Niğdenin neyse harfi çok baskın sadece. Şimdi e, burada yine bakın. E, şöyle görünüyor iki kişi var şurada konuşmalar arasında bu iki kişi evet bu iki kişi karşılık konuşur halde zaten yani aşağıda bir kuş var haber gelmiş beraber bir yola çıkmak üzere bir karar almak üzere bu iki kişi konuşuyor durumda şimdi çok yakın bir zamanda arkadaşlar çok çok yakın bir zamanda bir karşılıklı konuşma hali var ama bu karşılıklı konuşmanın hemen ucu bakın iki kişi var karşılıklı konuşuyor birisi buradan birisi buradan iki kişinin üzerinde birer kişi daha var yani akıl hocanız diyebiliyorum. Şimdi bir yola çıkılıyor mu bir karar alınıyor galiba bir dosya belge belki de sizi tanıdığınız birisi diyor ki şu işe mi aldırsak balsak mı işleri de olabilir konuşulan Şimdi böyle 1, 2, 3, dört kardeş, dört kişi, 4 insan burada oturmuş bir şey konuşuyorlar. Ve bu sizin günceliniz. Yani bugün bunlar oluyor diye görebildiğim bir durum. Bu sizin güncel durumunuz. Şimdi 3 rakamını çok net görüyor musunuz? Bilemedim. Şimdi şurada konuşmalar var. 3 rakamı da burada. Biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Yani bugün konuşulan bu dört kişinin konuştuğu şey size şöyle bir şey demek oluyor. Mart ayında şunu yapacağız tamam mı? Ya da biz bunu bunu bir yapalım da Mart olay Mart ayında göreceğiz bakalım. Evet tam olarak Mart'ı tekabül ediyor arkadaşlar. Net. Tam olarak Mart ayını tekabül edecek bir durum var. Mart'ın 9'u çok da yakın bir süreç 9'da çıkmış. Şimdi iki kişi bir kere hemfikir. E, dört kişisiniz. Bakın buradaki bir dört kişi var arkadaşlar. Yani birisi sonra diyor ki ya lütfen sen de şunun şu taşın altına da elini koy lütfen ya yani iki kişi hem fikir bir iki kişi hemen arkasında durmakta arkadaşlar bununla alakalı ee, yük hep ikimizde diğer ikisi hiçbir şey yapmıyor dermiş gibi gördüm sizi güzel bir başlangıç var aslında burada hatta çok güzel filizlenen bir durum şu rakamı çok net yalnız sizin hayatınızda ne olacaksa bu para miras ya da dört kişilik konuşmanız gereken kişi durumla alakalı net bir şekilde martın sonuna kadar netleşecek artık dediğinizi görüyorum. İlahi bir destek de var aslında burada benim gördüğüm. Şimdi 40 yaş üstü bir kadının çok uyanık davrandığını ve taraf tuttuğunu görüyorum. Annenizdir ablanızdır. Bir kişi illa taraf tutuyor. Sizi değil ama onu biliyorum. Yani sizin dışınızda kalan 3 kişiden birilerini daha fazla tutan bir kadın hali var. Ya da bizzat sizin dışınızdaki o 3 kişiden birisi, 40 yaş üstü bir kadın, o kadını tehlikeli görüyorum. Böyle bir enerji var orada. Yani aslında güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz. Şurada Mart ayından sonra bakın o 3 kişi o kadar küçülüyor ki sizin yanınızda. Yani sizin dinlediğiniz sizi dinleyecekler. Öyle diyelim biz. Sizin dediğiniz daha mantıklı ya da ya da sizin dediğinize gelecekler. Hani itiraz ediyorlar ama boş. Sizin dediğinize gelecek o insanlar şeklinde görüyorum. Sonrası çok güzel bir aile kutlaması var. Güzel bir teklif var. Ş şey harfinden gelecek bir bayram edası var. Haneye gelecek bir destek var resmen. Yani siz bu dört kardeşli durumda kendi düşüncelerinizi lütfen ekart etmeyin. Haklı olduğunuzu ve sorunç olarak sizin dediğiniz noktaya gelinecek olduğunu görüyorum. Fikir çatışmalarını hat safhada yaşayacaksınız. O gibi durumlarda sadece iç sezgilerinizle emin olun. Sizin bir tılsımla gibi korunduğunuzu düşünebiliriz burada. Çünkü hakikaten ne oluyor oluyor. Bakın yine burada bir e, üç kişi hali var. Yine dönüp dolaşıp sizin dediğinize geliyor bu insanlar. Ki etrafınızda gerçekten çok uyanık insanlar var. Özellikle bunları kadın olarak görüyorum. Üç kişinin bir bayram edası gerçekten çok güzel bir kutlama hali var. E, bunun dışında. Hmm, ya bir tanesi özellikle sanki şey hali var arkadaşlar orada. Bir tanesi e, böyle haksızlığa çok daha yakın. Yani uyanıklıkla el, elde etmeye çok yakın. Emek harcayarak değil de hani böyle ne diyebiliriz ona ya. Emek hırsızlığı da demek istemiyorum ama armut piş ağzıma düş olsun istiyor yani. Hani öyle diyelim ona biz ikilem yaşıyor. Bayağı parayla ilgili ikilemde davranacak zaten size karşıda Yani ama hiç sizsiniz güzel şeyler söylüyor. Mart ayında her şey netleşiyor. Nisan başında siz herkes sizin istediğiniz noktaya geliyor olarak görüyorum arkadaşlar. Bir kere net bir şekilde bir beş harfi var. Mayıs ayında sadece size söylenenlerden emin olmanız lazım. Sanki o potansiyel var gibi hissediyorum. Yani bir bayrak var. Bakın bayrak elinde sağlıyor bir insan. Net bir şekilde teslim olacak ama yani ilk başta sizi bir kandırmaya çalışacak bir kere bundan emin olun. Yani orada ortaya çıkacak ama bayrağı sallıyor, teslim var, teslimiyet var ortaya çıkıyor ama önce sizi bir dediklerinin doğru olmadığına dair bir sizi kim var orada benim. Yani bazı şeyler yalan atılıyor, abartılıyor ya da gerçekler konuşulmuyor. Bilginiz olsun. Mayıs ayından sonra ne oluyor? Mayıs ayından sonra bir kere bu şey harfi kim bilmiyorum. Ama onun sanki aracı olduğu bir kişi böyle çok net bir şekilde e, bayrak sallayan kişi kendisi de olabilir o yüzden. Şimdi bakar evet. mısınız Mart ayı bitti Nisan ayının sonunda şurada Nisan ayının başında bir başlıyorsunuz. İki kişi kalmış sakin sakin oradaki kargaşa yok ihanet yok yalan yok ayak oyunu yok her şey hak almış hakkını ha suç olmuş suçunu kabul etmiş. Hani böyle bir her şey bir ferahlık şey diyorsunuz böyle oh be oh be şükür bugünümü görene gösterene şükürler olsun. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Ee, göz de tam bakar mısınız? Gözde tam o noktada. Yani siz bir rahata erdiğiniz vakit işte karı koca mı diyeyim çift mi diyeyim ailece bir es verdiğiniz vakit işte bakın göz burada duruyor sizin yeni aldığınız yol gidecek olduğunuz yol Tavşanınız var bir belgeniz tertemiz eğitime mi girersiniz sen geliştirecek bir eğitim belge sertifika bir, bir kurs bir, bir şey orada mı güzel bu ee, Tavşanınızı çok net gördüm gözünüzde tam olarak orada hani şunu yapayım demişti bir arkadaşımız Hadi yaptım sizin için ee, çok da rahatsız oluyordum da gerçekten işte böyle keşke müdahale edilebilecek şeyler olsa ama insanın hayatında insan zahmet çekerken hiç kimse görmez de böyle sefasını sürme vaktine geldiği zaman vay be diye de şaşırabilirler yani insanoğlu enteresan bu anlamda. Şimdi ben çeşme görüyorum. Başlangıcınız temiz, güzel gelişmeleriniz ileride. 9 rakamı çok net şurada iki kişi bakar mısınız? Anlaşmamız var, bir eş hali var, bir göz göz hali. Zaten sizin burada yükselmeye başlayacaksınız. Anladığım kadarıyla bu yükselme başladığı zaman sizin gözünüz artacak. Birileri diyecek ki, yola koymuş işleri. Ne üzücü. Şimdi arkadaşlar, tabağımız bize neler söyleyecekmiş? Hep beraber size de göstereceğim. Şimdi bir A harfi, Ş harfi çok baskın. A, Ş harflerine bir dikkat edin derim etrafınızdaki. Göz var, göz uyarısı var, görmüyorsun diyor. Sen iyi niyetinden gerçekleri görmüyorsun. Gelişmeleri görmüyorsun. Ustalık elinde. Aslında e, sen avantajlı tarafsın. Sen bunu görmüyorsun. Yani bir sürü göz var burada yakın yakın. O gözler gör, gerçekleri gör mesajı size. Şimdi bir belirsizlik hali demeyeceğim. Aslında her şeyin rutine bağlandığı için bir nazar hali diyeceğim. Orada insanların yani çok bekli, sen de mi bürtüs demişsiniz beklemediğiniz insanlardan çok ciddi darbeler ya da dedikodu ya da göz ya da negatif bir durum. Ama ayrıca kendi kutlamanızı yapıyorsunuz. Siz zaten yepyeni bir sayfa açmışsınız arkadaşlar artık. Yani o kıtlık, o zor, o sıkıntılı ya da o haksızlık günler tamamen geride kalıyor her şeyden önce. eee paranızın kıymetinizi bildiğiniz, güzel akıllıca yatırımlar yaptığınız, geçmişi de artık tamamen sildiğiniz bir süreciniz olmuş diyebiliyorum. Az önce duyduğunuz ses ya da az önce işte videomu ilk başta bölmek durumunda kalmıştım. Kedi ile alakalı bir problemdi arkadaşlar. Kulakları o kadar çok keskin ki bazı arkadaşlarımızın. Evet o duyduğunuz biraz sesi kedi. şimdi şöyle bir şey var. iş tarafıyla alakalı. Bu arada diş diş çok net görüyorum diş. Diş problemi yaşarsınız. İş tarafınızla alakalı bir ikilem yaşayacaksınız. İki kişi karşılıklı oturup konuşacaksınız. Yepyeni bir anlaşma, yeni bir firma, yeni bir statü, yeni bir karardır. Bu iki kişi konuşması size iyi gelecek. Ya siz diyeceksiniz ki şu süreçleri hayırlısıyla bir atlatalım da ben de gideyim şuraya Antalya'ya, Alanya'ya, oraya buraya bir yerlere tatile yani. Hani benim dilenmeye ihtiyacım var. Ben çok yoruldum artık tanıdıklarımı sevdiğim dediğim insanlardan böyle şeyler görmüş olmak beni çok yordu diyorsunuz. Ruhen kal ben sizi yorgun görüyorum net. Aşkla ilgili, evle ilgili, işle ilgili çok belirgin bir şey vermiyor falan. Fincanınız daha doğrusu şöyle. Karışım var. Burada bir karışıklık var. Çünkü geçmişteki yaşadığınız o yoğun tempodan dolayı dinlenmek istiyorsunuz. Biraz ruhunuz yorgun diyebiliriz. İki kişi anlaşmaya vardığınızı görüyorum. Gelecek için çok inanılmaz ümitli olduğunuzu görüyorum. Geçmişi tamamen kapattığınızı görüyorum. Bunun dışında arkadaşlar aslında çok bereketli günler sizin olacak. Haneniz şu an dedikodu nazara maalesef ki gitmiş. Çünkü e, bu da işte o kazandınız büyüyorsunuz feraha ermişsiniz. Oh maşallah diye göz yapacak insanlar var çevrenizde. Bence arının derin. Biri gidip geldiği zaman sirkire sulevlerinizi silin. Süleyin arkadaşlar. İnşirah suresi felak nasta okuyun. Parasal güzel gelişimleriniz olacak. içiniz rahat tutabilirsiniz. Kısmetli günleriniz ileride o kaoslu zamanlarınız sonlandı diyebildiğim bir falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Buketle kahve falı instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda bıraktım link üzerinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soranlar için adreslerimi belirtiyorum ee, aşağıda bıraktığım link zaten bir telefon hattı linki direkt whatsapp üzerinden bana ulaşmış oluyorsunuz ee, oradan bilgilendirme yapabiliyorum arkadaşlar sabahları saat 10'da akşamları saat 7'de iki ayrı videoyu yayına mutlaka alıyorum e ee, emeğimin karşılığını alıyorum çünkü inanılmaz güzel gönüllerde inanılmaz güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. E ee, sağlığımızla sınandığımız şu günler bir önce bitsin diye dua edenlerdeyim. Her şeyden önce insanlar evde durmaktan artık psikolojik sağlıkları tedir yani artık e, zarar görmeye başlamış insanlar. Burada birkaç zamandır özellikle denk geldiğim için söylemek istiyorum size. Yani ben burada e, yorumlar kısmını açıkta bırakıyorum. E, bana yorum yazabilirsiniz. Eleştiri, öneri, her türlü e, açığım ama ve lakin hadsizliğe değil. Hayatım boyunca hadsiz insanları hayatımdan çıkartmış bir insanımdır. Tahammül edemem zaten hiçbir hadsizliğe. O yüzden burada da müsaade etmiyorum. Burası çok pozitif enerjilerimizi birbirimize gönderdiğimiz çok güzel bir alan burası. Keşke insanların kalbi akpak olsa da bu enerjiden yararlanabilse. Ama insanlar herhalde durmaktan çok öfkeli ve hiçbir sebepsiz yere başka hiç hak etmedikleri birilerine patlamaya da yer arıyorlar gibi. Yani aslında zehirden besleniyor gibiler. Biz burada daha çok ruhumuzu aradırmak isteyen tarafız. E, evet, çok da çoğunluktayız. Büyüyoruz gün geçtikçe. Ha, bu kez çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben bütün enerjimi sizden alıyorum. İyi ki sizler varsınız. Bana inanılmaz iyi geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, gün geçtikçe büyüyoruz. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki varsınız. Ben de enerjimi sizlerden alıyorum. Sağlığımızla sınandığımız şu günlerin bir önce bitmesi için dua edenlerdenim. Sağlık yerindeyse su yolunu bulacak. Bu süreç bize aslında bunu tokat gibi indirdi yüzümüze böyle bir gerçek var arkadaşlar Allah herkese sağlık versin başta sevdiklerimizin sağlığıyla da sınandık bizim de sağlığımız sınandı Hatta artık gidişat psikolojik sağlık da elden gidiyor ya gidiyor artık işler yani bu durum çok üzücü bir an önce inşallah özgür olduğumuz o günler ve kavuşuruz söz veriyoruz diyorum bazen kendi yani Allah'ım diyorum gerçekten o günlere gelelim hani çok boş sıkıcı bir gündü diyormuşuz ne kadar aslında farkında değilmişiz, kıymet bilememişiz dediğimiz günleri geride bakıyoruz artık. Geçti gitti diye bakıyoruz. İnşallah geri gelsinler bir an evvel. Onun dışında bedduanın negatif enerjisinden korkarım. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. zaten insanın kalbinde iyilik varsa, hoşluk varsa, huzur varsa karşı tarafı da bunu yansıtıyor. Bu enerjiyi alabiliyor insan, anlayabiliyor insanlar birbirleriyle konuşurken nasıl bir karaktere sahip olduklarını. Ee, şahsen kendi adıma söyleyeyim Allah herkesin kalbine göre versin diyorum gerçekten bunu gönülden söylüyorum yarınlarda devam edecek olan sınavlarımız varken umudunuzu da yitirmeyin gardınızı düşürmeyin bugün bunları yaşayacağımızı bilemiyorduk nasıl olsa ee, aman hep böyle gidecek diyemeyiz yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz lütfen umudunuzu gardınızı düşürmeyin Sağlığımız yerindeyse sınavlarımızı atlatacağız. inşallah yarınlar için her zaman umut dolu olmamız lazım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Her birinize tek tek arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Her şeyden önce e, sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Tabii ki de e, başta sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.